Efendim merhabalar. Bugün Hindistan tarafına doğru bir yolculuk yapalım. Bir öyküyü sizinle paylaşalım. Hani vardır ya böyle Hindistan'da fukara yaşayan gurular derler. İşte Ganj Nehri kenarında hiçbir şeysiz yaşayan böyle bilge insanların olduğu söylenir bir zamanlar. Ve bir de biliyorsunuz Hindistan'da rajalar vardır. Onlar da o ülkenin kralları, prensleri. Onlar hayli zengin ama bu Ganj Nehri'ndeki yoksullar hayli yoksul adı üzerinde. Fakat zenginliğin başka bir yönü daha vardır. Ganj Nehri kenarında yaşayan insanların sözleri zengindir. Bilgece zengindir onlar. Bilgelikleri vardır. Rajaların ise pek söyleyeceği sözü yoktur. Onların sadece serveti vardır, parası vardır, sarayı vardır, koltuğu vardır. İşte böyle bir hikaye. Raja, Ganj Nehri kenarında yaşayan bir yoksulun çok güzel, hikmetli sözlerini duyar. Ve her duyduğunda da hayranlığı iyice artar, iyice onu uzaktan sevmeye başlar. Derken bu aşk, bu sevda onu alır Ganj Nehri'nin kenarına bu sözlerin sahibini görmeye sürükler. Gerçekten de uzaktan sözlerini duyduğu bu bilgenin Ganj Nehri kenarında bir lokma bir hırka düzeyinde yaşadığını fark eden Raja hemen çantasında, yanında, elinde, cebinde bulundurduğu çok kıymetli elmaslardan, zümrütlerden iki parçayı, iki büyük parçayı yoksulun, bilgenin eline tutuşturur. Uzunca bir sohbetten sonra memnuniyetini ifade etmek için eline tutuşturduktan sonra efendim der, ihtiyacınız olur, kullanabilirsiniz, kullanmalısınız da der. Sonra adamlarıyla çekip gider. Çekip gider, aradan aylar geçer, yine Ganj Nehri kenarından güzel sözler, hikmet yüklü cümleler gelir. Bir taraftan da Raja memnundur. Çok değerli, hazine değerinde iki elmas parçası koymuştur yoksulun eline. Artık rahatı yerindedir, refaha kavuşmuştur, hali vakti yerindedir. Belki kendine bir ev yaptırmıştır. Belki de öyle bir deri bir kemik yaşıyor değildir. Böyle bir ümit içindedir. Verdiğine göre bu kadar bilgeliğin o iki elmas parçasını değerlendirmeye yettiğini düşünür. Peki, öykümüzün devamına gelelim. Tahmin edeceğiniz gibi yine aylar sonra Raja acaba bizim yoksul bilgemiz ne yapıyor diye Ganj Nehri kenarına gittiğinde bu bilgeyi ilk günkü gibi, ilk gördüğü zamanki gibi görür. Aynı tas, aynı hamam. Aynı deri, aynı kemik. Yoksul bilgenin halinde bir değişiklik yoktur. Hayretler içinde kalır, ciddi de bir hayal kırıklığı yaşar Raja. Hemen der ki, sana iki taş vermiştim. Ne yaptın der. Ha der. Onları mı der? Hiç umarsız, alakasız, hiç kale almaksızın, ilgisiz. Der ki, nehre düştü. Hayretler içinde kalır. Prens nasıl yani der. Nehre düştü ha? O kaybolan kıymetli elmasın peşinde gözleri fıldır fıldır. Nereye düştü? Nehrin neresinde düştü diye sorduğunda yoksul bilge elindeki diğer elmas parçasını bir taş olarak kullanır ve nehre doğru fırlatır. Tam düştüğü yeri işaretler. İşte der, buraya düşmüştü. Buraya düşmüştü. Kıssamız bu. Kim elinde elmas olsa Ganj Nehri'nin içine dalgalarının arasında bırakır diyeceksiniz ama öykü bu. Bu öykü oldu, olmadı bizi ilgilendirmez. Ama bizi ilgilendiren
bir sır var, bir bilgelik var bu öykünün içinde. Eğer kıymetli de olsa taş, bir şeye yaramıyorsa, bir şeyi işaret etmiyorsa, bize bir hakikati göstermiyorsa kıymetsizdir. Artık itibarı yoktur, gözden düşmüştür. Evet. Bakın, dünyadaki bütün insan gözlerini bir kenara çekin. İncinin ne kalır? Dünyadaki böyle göz kamaştıran elmasları, zümrütleri, altınları, pırlantaları hepsini bir kenara koyun. Bir de insanın ona bakışını bir kenara koyun. İnsanların tümünün o altına, elmasa, zümrüte hayranlıkla, zerafetle, büyük bir takdirle nazar edişini bir kenara koyun. Ayırın. Kaldırın insan bakışını yeryüzünün üzerinden. Bütün altınlar kıymetten düşer, elde kalır. Bütün zümrütler, elmaslar, gümüşler, inciler, nice takılar bir anda sıfırlanır. Ya, demek istediğimi belki anladınız ama gelin daha açık konuşayım. Şimdi bir aynayı bulun hemen bu öykünün arkasından. Gidin her gün baktığınız aynaya bir kez daha bakın. O aynada gözlerinize bakın. Gözleriniz, bir tanesine dünyayı değişmeyeceğiniz gözleriniz. İki tanesine belki cenneti bile değişmeyeceğiniz gözleriniz. Ve bu gözler insan gözü. Ve bu gözlerin arkasında insan olarak üflenmiş bir ruhunuz var, aklınız var, hayranlık duygunuz var. Bütün taşlardan daha kıymetlisi bu insanın bakışı değil midir? Sizin o iki gözünüzün varlığa hayretle, hayranlıkla bakışı değil midir? Sevgili dostlar, bütün taşlardan daha kıymetlisi o. Kendimizi başka şeylere yormayalım. Güzellik, güzelliği takdir edenin bakışıdır. Güzellik orada, burada değildir. Hiçbir şeyin değeri kendisinden değildir. Hiçbir şeyin fiyatı kendisinden kaynaklanmaz. İnsanın ona atfettiği değerden kaynaklanır. İnsanın bakışı olmasa hepsi kıymetsizleşeceğine göre insan bakışı hepsinden kıymetlidir. Ha bir de bir sır daha. Size bakan olmasaydı, bana bakan olmasaydı, beni yoklukta bulup, beni hiç yokken var edip bakmaya ve bakılmaya değer gören olmasaydı ne kıymetim olurdu? Ne kıymetimiz olurdu? Nereden, nasıl itibar devşirirdik kendimize? Allah'tan ki Allah bakıyor bize. Allah'tan ki Allah görüyor bizi. Hem gözümüzü, hem gözümüzün gördüklerini, hem de gözümüzün görüşünü o görüyor. Hem de gözümüzün görüşüyle kıymetli olanları, değerlenenleri ve göz bebeği edilenleri o görüyor. Ne kadar büyük bir servetin ortasındayız. Bırakın diğerlerini Ganj Nehri'ne atabilecek kadar kendi kıymetini bakışında bulan o bilgenin bilgeliğini kendimize benimseyelim, kendimize alalım. Olur mu?